Nereden atacak arı? Vallahi ne oluyor, oturuyor. Ekmek suladın alışsın diye. Elması aldım çalışsın diye. Ha, o Serkan çalıştırıyor, bir de seni çalıştıracağım. Ben de çalışacağım. Şimdiden selamünaleyküm koca yürekli takipçilerim. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalına hoş geldiniz. Hayırlı günleriniz olsun. Ben bugün çıktım yine yollara. Nereye gidiyor Elmas kardeşiniz? Elmas kardeşinize durmak yok. Çalışmaya devam sevgili takipçilerim. Sabah sabah kalktım, çamaşırlarım vardı, onları katladım. Çamaşırım vardı, sermedim canlarım. Sepete aldım, çok rüzgar esiyor böyle çamurlu, tozlu. Şöyle ellerim yine dolu dolu. Kargolarım var, onları hazırladım arkadaşlar. Kargolarımı göndereceğim. Bayram şeysi girmeden inşallah kayınvalideme biraz çıtlık koydum. Sabahleyin, dün biz kayınvalidemle konuşmuştuk. Şöyle ayakkabımı bir giyeyim, hemen döneceğim canım. Bu arada benim çocuklar beni orada bekliyor sevgili takipçilerim. Kaçtılar. Ayakkabıları alıp alıp gidiyorlar, o yüzden ben şöyle ayakkabıları kaldırırım ki evde kavga olmasın. Şalvarlarımı, bir tane şalvarım vardı. Onu da hazırladım arkadaşlar. Bugün aşırı derecede rüzgar esiyor. Arabayla gideceğim. Allah'ım şu şeftalimdeki çiçeğe güzelliğine bak yarabbim. Sen ne verirsen güzel verin Cenab-ı Mevlam. Bu sene aşırı derecede bir çiçek açtı. Şunların güzelliği de bir ayrı. Bana kızıyorsunuz. Köpüşleri azallama, ne olacak balkona çıkmayla. Hayır, hayır. Arkadaşlar bunlar kendini sevdettiği zaman çişini bırakıyor. Bunu da söyleyeyim. Balkonun yaz geldiğinde böyle hayvan idrarı koksun istemiyorum. Karınlarını doyurdum. Sevgi istiyorlar sadece. Şöyle bak bak bak. Arabama bineyim. Sohbetime devamını orada yapacağım canlarım. Evet koca yürekli takipçilerim. Kayınvalidemi aradım. Onunla birlikte bir kulağaca gidelim gelelim dediydim. O da açmadı telefonu. Yaz geldi benim gözlerine. Başladı. Hem alerji olmaya hem şişmeye. Çiçekleri herhalde. Köpüşler gitmiş. Onlara bakıyorum. Acayip korkuyorum. Onlara zarar vereceğim diye arkadaşlar. İnsan neyden korkarsa o başına gelir. Allah göstermesin. Sevdiklerimi asla kaybetmem. Hele ki bir cana da istemeyerek de olsa kıymak asla istemem. Allah muhafaza. Arabaya her bindiğimde aklıma onlar gelir çünkü. Bizimkiler yatıyor. Sevgili takipçilerimiz. Ayhan üşütmüş. Akşam sahura kaldırdım onları. Arkadaşlar ben şöyle tekere bir bakın sanki kumdan dolayı mı teker? Aynı tekerden ses geliyor gibi. Böyle patlak olur da ses gelir ya. O şekilde gibi geldi. Bizim yollar galiba kumlu olduğu için o şekilde ses geliyor. Patlak yok. Aslında normalde araca binmeden önce tekerleri falan kontrol etmemiz gerekiyor. Emniyet kemerini takmadan. İşte yollara çıkmadan önce yapmamız gerekiyor. Ehliyet alırken o kuralları da söylüyorlar ama bazen biz işimiz acele olduğunda binip kaçmayı tercih ediyor arkadaşlar. Daha sonra yarı yolda kalıyor tabii ki. Sizler ne yaptınız ya sevgili takipçilerimiz? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ramazan şerifimiz bitiyor. Ömrü olan herkese Allah tekrarını nasip etsin inşallah. Vallahi bu sene çok çabuk geçti. Niye böyle oldu bilmiyorum. Sanki hiç oruç tutmamıştık gibi oldu.
valideme tepsi yapacak arkadaşlar. Demircimizin yöresel tatlısı. Dün hamurunu yoğurmuş. Ondan sonra hastalandım dedi. O yüzden yapmadım. Hem de hamur alışınca aşması daha güzel oluyor. Öyle 8 bezi kadar anca dedi. 2 tepsilik anca olur dedi. Olsun kaç olursa olsun başına vardıktan sonra hepsi olur arkadaşlar. Sabahleyin aramış. İşin yoksa gel de yapalım diye. Vallahi işim de vardı ama ben gitmeyince o oturamamış ayağından dolayı. Araba geliyor. Yol tek kişilik. Sola kırması gerekiyor. Habire üstüme doğru geliyor. Çünkü benim de gidecek yolum yok bu tarafta. Bazen böyle de durumlara rastlanabiliyor sevgili takipçilerimiz. Ayağımdan dedi oturamadım dedi. Gelsen de bir yapsak dedi. Şimdi yok desem mübarek gün hatırı kırılacak. İşte kendi işiniz olsa yaparsınız dediler. Yani kayınvalidem dedir. O yüzden işte yediyse de onusa da başına vardıktan sonra hepsi oluyor sevgili takipçilerimiz. O yüzden hani ben kendimden biliyorum. Ben bir işe başladığım zaman onun hemen o işimin yapılsın istiyorum. Leyla annem, Hatice annem, rahmetli ebem, o da aynı öyleydi. Bir şeye başladığı zaman o işi hemen bitiresi gelirdi. Eğer yapmadığımız zaman hem strese girerdik hem hasta olurduk. Biz ailece bu genetik hastalık. Sizlerde de var mı bilmiyorum bu şekilde. Bir şeye yapacağınız zaman olmadığı zaman hastalanmak, sinir strese girmek. Arkadaşlar ben şimdi kayınvalidemi alayım. Gülağaç'ta kargolarımı PTT'ye veririm. Akşam gözünüzün önünde hazırladım. Yeleklerim olsun. Şalvarım vardı bir tane, onu unutmuşum. Onu da sabahleyin hazırladım. Gülzar bacıma gidecek. Onun da YouTube kanalı var. Destek olursanız seviniriz canlar. Gülzar'ın günlüğü galiba YouTube kanalının ismi. Tam olarak son şeysini bilmiyorum ama isim Gülzar. Güle güle giysin. Ayağında giydiği zaman inşallah görürsünüz zaten şalvarlarımı. Alanlar çok memnun arkadaşlar. Dün bir tane ablam yazmış Instagram'dan. Elmascığım o kadar rahatmış ki keşke 2 tane alsaydım diye. Ben de abla devamı var istersen alırsan diye yazdım. İnşallah bayramdan sonra almayı düşünüyorum diye yazmış canlarım. Şalvarlarım çok rahat. Hatta Konya'dan bile yazan olmuş bana. İşte toptan dükkanım var. Nereden alıyorsun diye. Vallahi biz pazara gidiyor arkadaşlar. Pazar yerinde toptancı geliyor, pazarcı gibi. Oradan alıp gidiyor. Dükkanı yok yani. Bilmiyorum ben dükkanını. Cennet Mahallesi'ne geldim canlarım. Kayınvalidemi aldıktan sonra görüşürüz inşallah. Şöyle bir deneyelim bakalım. Hem aracımızı kullanalım. Hem kameramızı kullanalım. Nasıl olacak canlar? Elmas kardeşiniz yapabilir mi sizce? Allah muhafaza yapar mı derken kayda alıyor musun? Bir taraftan da bizim buranın sokakları çok dar sokak biliyorsunuz. Hani tek aracın geçmesi bile acayip böyle normal yeni öğrenenler için sıkıntı. Mesela şurası çok dar bir sokak. Buradan geçerken burayı kurtardığın zaman sanki öteki tarafı vuruyor gibi hissediyor insan. Başardım arkadaşlar, geçtim. Arkadaşlar annemin az işi varmış. Babamla gideceğiz Gülağaç'a. Arabada yağmış ha. He sıcakta. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir yoruldum. Bir at arabası taştı kaydım. Oraya ne mi? He. İyi yapmışsın. Kapat babam. Hadi bismillah gidelim. Arkadaşlar biz babamla birlikte petrola geldik. Arabamıza mazot aldık. Babam elini yıkadı. Hadi gidelim. Bu da bizim Gülpınarlı abimiz kendisi. Burada çalışıyor. Hadi hayırlı işler abi. Hadi sağ ol. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol. Gülaş bugün sakin arkadaşlar. Perşembe gün geldiğimizde ister istemez pazardan dolayı bura bayağı bir kalabalık oluyor. Arabamızı da oraya park ettik. Park şeyde PTT'de zaten hemen şurası. Kargolarımı vereyim.
Ondan sonra annemin tepsisini açmaya başlayalım. Sabahleyin aradığında duymadım ben. Tavukçuluk sağlıyordum. Hocam aradık da. He. İrken dedim ki anam dedim. Ben ara bana yarabdı İrken. He. Saat 9 diyor. O diyorum ya onlar ev hamla aynı benim gibi annem gibi duramaz. İşi oldu mu hemen olacak. Anca diyor geldi diyecek mi? He. Arkadaşlar babam beni bekledi. PTT'de bayağı sıra varmış. Herhalde bayramdan dolayı şeylerde, ATM'lerde falan para yokmuş. Normalde bankalara gidiyorlar. Bir görsen teyzeler falan ben senden önce geldiydim şeyim, kızım diyor. Halbuki sırada hiç teyze yok. Hani bir sen yaşlısın diye seslenmiyorsun. O zaman da seni haksız gibi şey diyor. Ben diyor çekeyim gideyim de diyor. Sen ne görürsen gör diyor. Aslında hani teyzelere gerçekten sıra veriyorsun ama bazen de şey durumuna düşürüyorlar seni böyle. Haksız sanki he, mecburmuşsun gibi olmak şeysini de koyuyorlar. Derman ablam arıyor arkadaşlar bir açım. He arkadaşlar. Şimdi Derman bacım aradı. Ben sizlerle konuşurken söyledim ablam arıyor diye. Serpil Görümcemin bahçesini Nail işlem sürecek sevgili takipçilerimiz. Onun için aramış. Boş vakti yoktu. Bugün boşum dedi. Biz Serpil ablamı da annem çağırmışmış. Kayınvalidem sen de geldi. O da herhalde bize gelmiş. Furkan çıktı telefonla. Annem yürüyerek gidiyor dedi. Babam kemerini takmadığı için uyarıyor seni baba. Ben arabaya bindiğim zaman ehliyet aldığımda arkadaşlar onu alışkanlık yaptım. Her bindiğimde kemerimi takarım. Böğün hava rüzgarlı. Böğün düzeni yok havanın biliyor musun? Yağış mı var ne var? Ne bileyim. Lotus seçmiş. Bak senin de şeyin ne yapmış futbol şeysini sahasını. Orayı. Görüyor musun? Orayı yırtmış şeymiş. He. Serkan dedim ben arabayla gideceğim dedim. Normalde yürüyüş yapacaktım da. Bu kargolar şeyden çıksın hiç olmazsa biliyor musun? Bayram esnası girmeden ellerine ulaşsın siparişlerimiz. Devam etmektedir arkadaşlar. Elimizde şalvarlarımız var. İsteyen olursa bize ulaşsın. Buranın şeylerini yeni mi çekmişler baba çizgilerini? Yeni çekmiş. Baksana yeni çekmişler. Arkadaşlar evimizde görüşürüz o zaman. Babamın kolu ağrımasın. Ora bas bir baba. Ne oldun Hatice karı? Vallahi ne orayım oturuyor. Ekmek suladın alışsın diye. Elmas aldım çalışsın diye. Ha o Serkan çalıştırıyor bir de seni çalıştıracağım. Bana da çalışacağım. Aynen gelin diyen misin bana da çalışacağım. Şimdi dedim o has bebeğim gibi dedim stres yapar gelmem desem. Gittim vallahi dedim. Vallahi stresliyim inan bak. Bak biliyorum ben canım başıma geleceğini biliyorum. Aslında ben bugün hamur yoğuracağım arkadaşlar. Dedim ya size dün ceviz aldım. Bayram baklavası yapacağım deyince yoğurursam dedim annem de beni arar dedim. Benim hamur yoğurdum dirsem dedim. Ya, içim okumuşsun. Beni mi gönülledin hamurum olduğunu biliyordum dir dedim. İçim okumuşsun içim işte. Sabahın telefonu açmış onu da ben tavuk çocuk sarıyordum. Duymadım sonra geri aradılar o gün de o gün demiştim. O saatte de şey yapıyordum. Kargo hazırlıyordum. Evet. Gülizar bacının kargosunu. Kargolarımı verdim geldim arkadaşlar. İnşallah ellerine sağ salim ulaşır. İnşallah. Güle güle eskitsinler yelekleri de. İkisini de gönderdim. Vallahi yelek çok gitti. Güzel oldu. Çok. He gitti. İkisi hangisi? İkisi de mi? Gitti? Bir tanesini de koca yürekli takipçime gönderdim. Sen ne giyeceksin? Ben de kahverengi. Giyer görürsün. Örerim. Ustası burada. He ustası burada. Onlar mısın? Nasip onlarım. He bir tane takipçimiz de yazmış. O simli yelekten isteyen abla parayla örünlü değil. Bu sene belki yetiştiremem de seneye inşallah ölmezsek örürüm. Örüyoruz. O simli yelekten. Ben de örebilirim. Biz şimdi Serpil ablam da geldi arkadaşlar. Sen... Hacı teyzem de örecek. Seni ya ben de öreyim de benimkini de sat bari şeyde. He tamam. İnşallah. Zaten ne yapacağım? Alalım ipi. Valla. Örüp satalım. He. Onun ticaretini yapalım. İstiyorlar zaten. Bayağı bir isteyen var. Serpil ablam ince gelmiş arkadaşlar. Söyledim ya yolda. Nail işten de geliyormuş. Telefon açtılar Derman bacımla. Ben şöyle arabayı buraya park ettiydim. Ablamla birlikte şimdi... Ablam gile gidecek, bahçesini sürecek, gelip öyle açacak işte.
Ama Hacı teyzemiz 9 doğurur biz gelene kadar. Çabuk sürülür küçücük benim talla kız. Benim haberim olsa evden hiç çıkmazdım. Nasıl olsa bu onu iteceğimiz. Yastığa kadar da olsa itilecek o. Şalvarların poşeti. Nasıl olsa iteceğimiz elimizden. Güzel mi şiir kesinli? Evet abi. Tamam sevgili takipçilerimiz o zaman görüşürüz. O zaman sen gelene kadar ben bir yatayım uyuyayım. Şiirine hazır mı ortalık? Ortalık hazır daha güzel. Esas mı hazır? Vallahi. Herhalde tahtalar ne ortada? Cennetten geliyorum ekmek tahtamızı. Kaynanam cesur. Ekmek tahtası 2 senedir oradaydı, onu bu getirsin aşağı inmeye erindim. Onu mu getirdin? Onu getir diye gittim. Alimenden iyi olmuş, dışarıda oturuyor Sami Emmi'nin. İyi, Allah hadi herkese gidelim. İyilik versin inşallah. Hadi görüşürüz. Sevgili takipçilerimiz, biz her işimizi bitirdik, gezmeye gidiyor. Gidiyor kanım. Nereye gidiyor? Hacı teyzeniz de burada, orada yatacakmış. Vallahi ben eve gitsem ince hastayım ben. Oralarda otursunuzcuk ya. Bunların şeyinde cıktım. Babam da geliyor arkadaşlar, biz ailece gidiyor. Videoyu görürsünüz inşallah. Görüşürüz. Aa, görüşürüz hadi. Sevgili takipçilerimiz, bugün her yere hamlat yok biz. Şöyle annemgille birlikte markete gidiyor. Nail İstemgil gelene kadar biraz gezelim, bir bakalım, bir bakalım şekerlere, lokumlara. Şekerle 250 gram alacağız. Niye? Bağlı, yarım kilo alacağız. 250 gram. Sadece bize aile kalabalık. Bize çok alman gerekiyor. Bakalım şekerle bağlı elmez. Olsun. Anne belediye dolduruyormuş. Evet çocuklara dolduruyorduk. Belediyenin, belediyemiz sağ olsun. Başkanımız. Şu an kapının önünde gördük arkadaşlar. Şeker kalabalığı var. Kartonlar falan biriktirmiş. Galiba dağıtım başlayacak milletine. Videonun devamında tekrar görüşürüz. Arkadaşlar Nail İstem geldi, bizi buldu. Ben acık toza dumana kattım yazık onu. Son aklıma geldi. İşte mi diyorum? Furkan bir yere yönel. Şu çapar şuna var ya. Öbür eline oradan tut. Öbür eline. Öbür eline. Ha. Şurada da burnucu var ha. Oradan tutuyoruz. Hadi bir. Bir yürü. Ne var? Ben buna 200 kaldırım indiriyorum. Ama. Ha. Ben bir yere sözü doldurum. Oradan geçmese bile kaldırır yine koru. Şey diyormuş, kaldırılıyormuş, ağır değilmiş. He. Hacer'in şey var mı? Ne sence kırılır? Şeker basın. Yok. Şuna Dulda'ya şeyden mi Dulda'ya işte? Duvarın Dulda'sına gel. Bir de sana honi lazım, honi. İçinde süzgeç var, honi girmiyor ki. Haa. Olacak işte geri. Ondan sonra 2-3 gün sonra yağmur var. Bayramdan sonra. Allah ne derse o oluyor işte. Çekmemiş. Soğuk alacak diye ekmedim diyor. Bak hele Hasan Dağı'nın karı da nasıl görünüyor. Hala soğan istemiş. Onu ektirdik. Eşki. Kimin ön ekiyor ya? Annemle. Haa. Sen götürdün? Yo babam da bağları budur. Haa. Benim dedim işim bitti. Ben bahçeye sürdüm. Hadi güle güle ettim size. Bayağı alıyormuş depoz. Bakalım. 5 litre. İyi başlıyor. Nail İşlem'in işler başladı arkadaşlar. Bahçesini sürdürmek isteyenler varsa. Ben gitmiyorum ki. Niye? Ben öyle tanıdığa giderim. Kimsenin kahrını çekemem bu saatten sonra. Olsun ya yine de sür. Yeşil dostum ne oluyorsa sürüyor işte. He. Çağrılırken gideceksin değil mi? Ben Nazat'taydım. Çalışıyor. Bu iyiymiş valla. Tabii benim süresim geldi. Ya. İnstem de herhalde 7 milyardan fazla yazdı. Bilmiyorum da.
artık. Biz de böyle bir rüzgarlı havada çalışıyor. Üstten çubuklar çıkınca arkadaşlar burada çubuk vardı. Bak burada da bir otu var. Yine Elmas Bacan'ın bulduğu otu. Ablam geçen sene buralara roka ekti. Hiç çıkmadı dedi. Hinceye taraf roka. Yazın yemeden kışın dolmuş. Hava geçmiş mi? Hava geçmiş mi tavı? İyi. Ora gidiş yeri, gidiş. Evet. Ben kuzden sürdürdüm ya. Thank you.
Bak oradan ayağını geçmişse bana çok kuray yumuşar. Görüyor musun? Kuzum diyor. Kuray sür diyor. Kuzum diyor. Ola baksana çöktü. Ulan bak yok. Girmiyor. Ola sertmiyor. He he. Bak girdiği yere iyi giriyor. Şimdiye iyi giriyor. He he. Sen burayı silsen bilmeyemezsin diyor. Yok anlamadım. He. Bak şimdi nasıl derin giriyor. Ola yumuşak burada. Ben dinlenmiş ya. He. Şu arayı da tuttum. Sen tuttun da burası. Herhalde bir kazadan şimdiye gider. Daha gideceğim diyor, otunu kırdırıyorum diyor. He. Bir daha sürecek. Otur, boşver içmeyin. Ne ya, toprağınız kötü ya. Arkadaşlar, Melis'in bu şekilde bahçeyi sürsün. Tamamen bir tane sizlere göstereceğim canları. Kolay gelsin. Arkadaşlar, ablamın bahçesi bitti. Nailiştemin eline sağlık. Allah ağız tadıyla yedirsin. Gerçekten ablama da inişteme de. He, karar ayağında oruç ağzıyla iyi oldu. O da emeğini verdi gitti. Şimdi biz gidiyor. Kayınvalidemgile kaldığımız yerden devam edecek. Haydi, görüşürüz canlarım. Suna teyze de burada. O da bize bakmaya gelmiş. Serkan diyorum otur mu almış? Kolay gelsin Serkan diyor. Nail'i gördüydü. Kolay gelsin. Motor almaya almaz da bir hücupta neyim getirdi sandım. Alır alır. Eğer yapsa o işi alır. Serkan onu hiç alacak. Serkan arkasında onun gitmeye kurbanı der. Kendini israf etmeye. He diyorum ya. Arkadaşlar biz geldik. Annem tahta getirmeye gitti. Şuradaki papatyalar da pek güzel ama burada toplanmaz arkadaşlar. Hep kedi köpekler burada. Komşuya vermişmiş herhalde yazın ekmek giderken. Bu arada başkanımız söylediğimiz gibi şekerleri, çikolataları dağıtmış. Evet, çocuklar evet. İçin bayram çikolatası koymuş. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. ...800 grammış. Bir kilodan bir kilo kadar var yani ağırlığı. Bir adet de kolan yağı vermiş. Gider. Bayram Allah. Hediyesi gelmiş. Allah razı olsun. Hatice teyzeniz de şöyle ot topladı setlaplama orada. Biz şimdi namazımızı kılalım. Artık hamur işine başlayalım. Ben şöyle el işimi de getirdim. Belki gitken bitirirsek diye bahçe işinden haberim yok da. Bitirdin gel. Ben hiç getirmedim. El işimi de yapayım diye düşündüydüm canlar. Hayırlı günler sevgili takipçilerimiz. Biz bugün bayram hazırlığı yapıyor. Hatice teyzeniz genç kız gibi hamur yoğurmuş. Bir çabalama o kadar hamur yoğurmuş. Ablam ne yapıyor? Fıstığı annem temizlemiş. Ablam da merdane ile dövüyor arkadaşlar. Höşmerim diyorlar bunlar buna. Ronda görevi yapıyor. He, demircide höşmerimmiş bunun ismi. Ben de şöyle hamuru açtım. Annemin bezesi bu kadarmış arkadaşlar. 8 beze dedi. Ondan sonra 10 oldu, 15 oldu. Bilmiyorum kaç beze ama biz bunu şimdi bitirdik. Annem tahtayı tekneyi kurmuş diyor ki ben bayramcılığımı hazırladım. Gördünüz mü evimi diyor. Aynen gördük. Çok işler yaptık bu arada. Sevgili takipçilerim buradan da pencere açtım size bakmak için. Yapıştı. Hamuruma şöyle bir bakın yufkama. Aç ya tahtanın üstüne. Kız tahtanın üstüne aç. Eskitecek misin bunu? Annem diyor ki un at eskit diyor. İçine üveleyecek onu. He şöyle un atın bari sonradan. Ekmeği bir gösteriyorum sana bir sığır mı olursunuz? Olsun. Beni göstermesin dolu. Beni her gün görüyorlar. Çok at, çok at bunu. Çok at diyor. Ha, böyle. Çok diyor. Esas mı? Vallahi öyle dedim. Niye önceden demedin ya önceden? Ben de hiç şu şöyle komadaydım. Olur diye.
Genç kız gibi yormuşsun kayınvalidem. Ya ben genç kızların ağzına kul atadım da olmadık. Eskide anne. Eski. Zaten eskiyecek ki o. Şöyleydi mi o zaman? Çıkar onu çıkar. Şöyle. Çıkar. Unat çoluğu falan. Tadı unatıp üveleyeceğim misin elinde? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Onu şımarım gideceğim ben onu. Unat yapmaz. Anne şu sandalyeyi bir atsan ya. Ha benim yufka boşa gitti. Boşa gitmedi şeyin içine gidecek. Bisküvi yapıyorlar da ben onu kokusunu sevmiyorum. Bunun tatlı mı oluyor abla bu? Bu hoşmerim işte iyi oluyor. Şey kokulu hani şeyi kokusu olmuyor bisküvi. Şöyle yapın bari yine de lan. Bisküvi yapanlar var. Geri dönüşüm yaptık arkadaşlar. Bisküvi de olur da ben sevmiyorum. Yok ben onu sevmiyorum. Aynı pişmaniye gibi oldu. İyice kutçu da cengilmesi böyle şöyle elinde. Şöyle değil mi? He, avucuna şey it şöyle it. Şöyle ha, şöyle ha. İyi de öyle. Küçük. Al şunu birine bağlarsanız. Yo evin içi yer niye git? Sıcak arkadaşlar ben geldi. Ben kuvaya kömürle kumadım bugün. Biz bugün ablamın bahçesini hallettik. Tarısı benim bahçeye inşallah. Senin bahçende ne var? Zaten güzden hallolmuş. Yok, benimki bahçen. Hiç daha... Anne oldu mu? Sivtak benimki. Açık daha iyi Elmas. Çıktı mı zaten? Acık onu attın mı? At, at, at parçala onu. Kavrulacak ya, üfülenecek. Benim kavrulma yapamıyorum. Bitsin işi de bilelim. Arkadaşlar şimdi biz bunu ufaladık. Annem yağda kavuracak. Mutfakta görüşürüz. Arkadaşlar, bu da şey olacakmış, katmer. Demircimizin bitmeyen gelenekleri. Bitmez, tükenmez. Katmer. Evvel askerlere bir kat katmer giderdi, Elmas. He. Asker gidecek dedim de hamur yoğururduk. Birer kat katmer giderdik. Münasebına iki kat. Başka yerlere birer. Şöyle yığılırdı katmer, ileyenlere. Hepsi katmer. Ne arası önce kirli baklava, ne yoğurdu? Babam giderken ne adam şey getirdiler katmer, şöyle yığılıydı. İyi iyi osanlıydık. Hadi babam giderken. Bayatlar ya. Eskiden evet. Sanki dolap mı vardı? Yok, dolap ne vardı? Oh, şükür olsun, ittiler ellerine sağlık. Bitmedik hiç dünya gelmez imiş. Kıvır iyice. Kobiyanı kıvır. Şurada böyle koyayım. Böyle kıvırdan dursun. Bir şeysi yok. Allah.
ekmeğiyle dürümlerdirler. Daha bir de bunu dürümlerler yok ekmeği. Allah Allah, zaten yukarı aynı çiğ. Ekmeğiyle dürüm, sineyle dürümdirler de. Sine dürümler mi ekmeğe dürümler de evvel. O canım acı düründüğümüz gibi. Heee. Hiç bulamadık. Sineyle dürüm, ekmeğiyle dürüm. Ya. Evvelkiler öyleydi işte. O iki. Burada mı almayacak yoksa? Alırsız. Tepsiyi böyle getirmeyeceğiz ona dedim. Biter diyeyim. Biter şeydi zaten yufkaydı. Şöyle dört tepsi. Büzme yaptık tepsi. Bir de şu da katmer miydi abla? Şu da katmer. Bir tepsi de katmer yaptık canlar. Bunun içi dolgulu. Şu ikisi de dolgusuzuna, şu yarı dolgulu zaten belli şu dolgular. Bence en güzeli yine de bu, en doğalı. Şimdi pişirme esnasına geçelim. İncik ben bunları yağlıyorum canlarım. Isıtıyorsun yağı öyle mi? Yağı ısıtıyorum. Bak sen de kaynar gibi oluyor ısındığından. Tepsilerde tepsi oldu maşallah. Zahmeti çektiyseniz de. Yemeğe verdiyseniz de yemeğe yiyeceğiniz. Çözür doğru. Kapatayım da fazla kızmasın. Bu şekilde yağlayıp fırına veriyor arkadaşlar. Bir şey yok. Kolay. Fırına koyacak. Bir şey yok. Hayır. Bunu isteyen şerbet de döküyormuş bunun üstüne ama biz dökmüyor. Şerbeti isteyen kaynatır, üstüne üzerine döker, o daha iyi olur. Bizimkiler sevmiyor öyle. He. Ben severim de. Hoca yürekli takipçilerim, bugünümüz de böyle oldu. İnsanoğlu sanki kuş gibi. Bir oradayız, bir burada. Kulağaca gittim, ablamın evine gittim, kayınvalideme gittim, nailiştem geldi. Bütün işleri hallettik. Sıra geldi Hatice teyzenizin şeysine, ne onun tepsisine. İnşallah onu da bitirelim canlarım. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay. Hayırlı Ramazanlarınız olsun tekrardan.